müdahalede biraz yani geç kaldı. Birçok bölgeye yetişilemedi. Yetişilemedi, evet. Zaten bunu da Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, özür diledi. Evet. Halkından kalktı, yani bu konuda özür diliyorum dedi, yetişemedim dedi hepsine. Lakin şunu biliyorum, ilk deprem oldu, 10 saat sonra, 11 saat sonra ne? İkinci büyük deprem, evet, geldi ve üçüncü büyük deprem geldi. Şimdi ilk deprem alanında askeri anlamda müdahale etmesi gereken bir Malatya'daki ikinci ordu. İkinci ordu zaten kendisi deprem altında kaldı. Şimdi dedim ya, kayınçonun oğlu o bölgede. Biz deprem olduğu dakikalarda hemen yeğenimize yetişemedik, arayamadık. Çünkü şey yapamadık, ulaşamadık, evet, başta şebekelerden. Şebekelerden. Sonrasında ulaştık. Çocuk nefes nefese. Eşiyle beraber, o da yeni evli daha, aşağı inmişler ve birçok askeri personelin, öğretmenin, itfaiye birimlerinin depremde enkaz altında kaldığı. Yani evet, sadece evet, bu sivil binalarda olmuyor bu deprem. Her tarafta oldu. Yani lokal olarak her tarafa yetişme şansı zaten devletin, yani mantıken de zaten imkansız. Ama bir de talihsizlik şu, o bölgenin otoban yolu. Öyle bir yol ki, 5 vilayetten gelen yol tek bir yoldan giriş var. Maraş'a. O yol 3 parçalı kırık. 3 evet, ayrı noktadan paramparça. O gece ikinci bir hat oraya girebilmek için Konya-Mersin hattından girebilirsin. Bir tır devriliyor. Kar fırtınasının içinde yol sabaha kadar kapalı. Yani şimdi, gidemediler. Yani öyle de bir hadise yaşandı. Hakikaten gidilemedi. Abi şimdi bak, ben orada şöyle bir açıklama yapayım. Zaten benim orada o bölge, yani bir inşaat mühendisi olarak, ya ben aslında bu hani depremle olan ilgili kısmı, siyaseti çok bir şey yapmıyorum. Orada insanların hakikaten canları acıdı. Yani hala da içimiz parçalanıyor. Ya bunu buradan hemen son bir cümleyle şey yapalım, geçiştireyim. Şimdi abi benim orada en büyük rahatsızlık eden şey şuydu. Biz projeler yapılırken mesken kullanımlı, işte otel, ıvır zıvır farklı kullanım şekline göre farklı projelendiriyoruz. Abi özellikle kamu binaları yıkılmaması lazım. Kesinlikle. Bak. Kesinlikle. Yani orada zaten o bambaşka bir... Hatay'da hastane yıkıldı ya işte. Yani özellikle ve özellikle hastanenin yıkılması, yani bu korkunç bir şey. Şu anda o hastaneni yapan inşaat firmasının müteahhitine ben devletin yetkilisi olacağım, onu sallandırırım. Evet. Onu sallandırırım, bak şaka maka değil. Derhal yasa çıkartırım, bu tip toplu ölümlere sebep olan insanlar için. Öyle yani şey, müebbet falan değil, direkt sallandırırım, ibret alem için. Ya burada gerek, yani gerekli kontrolleri illaki devletin gerekli kurumları yapacaktır. Hani kimin hatası, kimin nesi var diye muhtemelen çıkacaktır ama abi orada hakikaten korkunç olan bazı özel birlikli binaların yıkılmaması gerekiyor. Kesinlikle. Yani, ya itfaiye kalmış ya, koca itfaiye araç evet, çıkamıyor. İtfaiye ya, personeli altında kalmış. Bak depremde 70 küsur tane sadece jandarma subayı hayatlarını kaybetti. Evet. Bir o kadar emniyet personelinden kaybeden var. Şimdi sen Allah muhafaza, kimseye yaşatmasın Rabbim böyle bir depremi. Silahlı kuvvetler personeli olsan, diyelim ki depremden sağ kurtuldun, çoluk çoluk aldın çıktın. Ne yapacaksın, çoluğu çocuğu orada bırakacaksın, askeri birine mi koşacaksın? İnsansın ya, önce çok önce bir kere çoluğunu çocuğunu güvence altına alacaksın. Bir yandan da yağma hadiseleri başlamış. Biliyorsun. Abi şimdi bak, ben şöyle bir düşünce var. Yani hakikaten bu gerçekliktir. Şimdi hepimizin çoluğu çocuğu var.